Pira bağlantısının açılışını yapacağız. Bu itibarla gururlu ve heyecanlıyız. Yol, tarih boyunca insanlığın ilerlemesinde ana araçlardan biri oldu. Dağ ne kadar yüce olsa da insanoğlu o dağın üzerinden bir yol geçirmek için tarihi bir çaba içerisine girdi. Üzerine türküler yakılan ve her insanın ilişkili olmak zorunda bulunduğu yollarla ilgili olarak zaman içinde oluşan atasözlerimiz, deyimlerimiz, felsefi yaklaşımlarımız ciddi bir külliyat oluşturur. Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez. Hangimiz bu türküyü duyup hissetmemişizdir? Evet, 1000 yıllık yol bile bir adımla başlar. Yol bizi taşır, ulaştırır, birleştirir ve bazen de ayırır. Ama her halükarda yol, insan ve hayatla birebir ilişkili bir olgudur. Yol, insanın olduğu her yerdedir ve insan yolun olduğu her yerdedir. Bilginin, aklın, ruhun, siyasetin, toplumun, bireyin, ticaretin, yasaların, matematiğin, velhasıl her şeyin bir yolu ve o yolu yürümenin şartları ve mantığı vardır. Bugün bilgi otoyollarından bahsettiğimiz bir çağdayız. Demek ki insanın yolla ilişkisi farklılaşarak her düzeyde devam etmektedir. Somut düzlemde sadece karayolu değil, demir yolu, deniz ve hava yolunun, hatta uzay yolunun varlığına bakıp da dünya hep böyleydi zannetmeyelim. Bugün açılışını yaptığımız otoyola bakıp da ülkemizin şehirleri birbirine hep otoyollarla bağlıydı diye düşünmeyelim. Şose şeritsiz ve tozlu, tek şeritli, çift yönlü, çift şeritli, duble ve otoyol aşamalarının her birinin nice çileli, kazalı, acılı, maceralı hikayesi vardır. Bilenler bilir. Rakamlar sıkıcıdır ama bize içinde bulunduğumuz durum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi nereden nereye geldiğimiz hakkında bize bilgi verecek olan da bu rakamlara dayalı bir mukayesedir. Çok özetle şöyle ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. İşte 1920'de, yani tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığımızda 18.350 kilometrelik yolumuz vardı. O dönemki yollarımızın 13.000 kilometresi şose, 4.450 kilometresi ise toprak yoldu. Tabii ki dönemin şartlarına göre yapılan yollarda bugünkü araçların seyahat etmesi mümkün değildi. Çünkü o yollar dönemin ulaşım araçları olan at arabaları ve kağnılar için yapılmıştı. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılında yollarımızın uzunluğu 40.255 kilometreye ulaşmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntıyla geçen yıllarından sonra İsmet Paşa'nın 12 yıllık iktidarı döneminde 7.000 kilometre daha yol eklendi. Adnan Menderes'in iktidara geldiği 1950 yılında yollarımızın toplam uzunluğu 47 bin kilometreydi. Merhum Menderes'in 1960 darbesiyle indirildiği ve bilahare asıldığı dönemdeki yol uzunluğumuz ise 61 bin 542 kilometreye ulaşmıştı. Siyasi tarihimizde yolların uzunluğunu yan yana izlemeye devam edersek, atılımcı bir yol hamlesinin merhum Özal zamanında başladığını görürüz. Merhum Özal döneminde ülkemizin mevcut yolları genişletildi, asfaltlandı. Yine bu dönemde Türkiye ilk defa modern yollar ve 1983'te de otoyolla tanıştı. Geniş coğrafyamızdaki yol ihtiyacı o yıllarda da karşılanabilmiş değildi tam anlamıyla. Türkiye bir yandan nüfus ve sanayi ticaret alanında büyüyor, bir yandan ülke içindeki dinamizme bağlı olarak sürekli artan motorlu taşıtlar yeni yol yapımını mecburi hale getiriyordu. Kıymetli hemşerilerim, 780 bin kilometre kare olan ülkemizde 2002 yılına kadar
6100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını görüyoruz. Yani 18 yıl önce 11.000 kişiye 1 kilometre bölünmüş yol düşüyordu. Türkiye'miz yol ve ulaşım konusunda gerçek bir devrim ve değişimi 2002 yılından itibaren yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz birçok alanda olduğu gibi yol konusunda da çağ atladı ve bugün itibarıyla yani 18 yılda 20.000 kilometre bölünmüş yola kavuştuk. Geçtiğimiz 18 yıllık dönemde bölünmüş yol uzunluğumuz toplamda 26.000 kilometreye ulaşarak Türkiye 3.000 kişiye 1 kilometre bölünmüş yol düşecek bir noktaya geldi. Memleketin her yanında hizmet veren bölünmüş yolları, otoyolları, tünelleri, viyadükleri, köprüleri seyahat eden vatandaşlarımız yakından görüyor ve bunların kıymetini biliyor. Bugün açılışını yaptığımız yol Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir otoyolunun sadece bir bölümü. Bu projenin temeli 2017 yılında atılmıştı. İçinde Çanakkale-Boğaz Köprüsü de olan projenin toplam uzunluğu 321 kilometre. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu proje tamamlanmış olacak. Böylece Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları da güzel bir otoyola kavuşmuş olacak. Bu projemizde emeği geçen işçilerimiz, ustalarımız, teknisyenlerimiz, şantiye şeflerimiz, mühendislerimiz ve müteahhitlerimizi kutluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi, milletimizi, hemşehrilerimizi memnun eden hizmetlerin devamı ve hayata geçirilmesinde Ulaştırma Bakanımız Sayın Cahit Turan'ın yaptığı çalışmalar için de ayrıca şahsına teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, hayat zıtlıklarla ve içindeki değişik duygu ve dinamiklerle devam ediyor. Bir yandan iç ve dış siyasetimizle önemli süreçlerin içinden geçerken, diğer yandan da geçtiğimiz günler içinde bizi milletçe üzen ve sarsan olaylar dizisini yaşadık. Elazığ depreminde kaybettiklerimiz, Çığ faciasında kaybettiklerimiz, sınır ötesindeki menfur saldırıda toprağa düşen şehitlerimiz ve nihayet Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaybettiğimiz vatandaşlarımız. Her birinin acısı milletimizi farklı şekilde kederlendirdi. Her üzücü olay için devlet millet beraberliği içinde gerekeni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz, devam edeceğiz. Buradan bir defa daha şehitlerimize ve felaketlerde kaybettiğimiz kıymetli insanlarımıza rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak bu aziz milletin daima yardımcısı olsun. Kıymetli kardeşlerim, biz çalışmaya memur ve mecburuz. Yalnız bizim ülkemizin değil, dünyanın değişik bölgelerinin, mazlumların da bizim çalışmamıza ihtiyacı var. Güçlü ve kudretli bir Türkiye, onlar için de bir umut ve bir direnç kaynağıdır. Biz geçmişte trafik kazalarına çok kurban vermiş bir milletiz. Şimdi elhamdülillah yolların kalite ve büyüklüğünün artmasıyla trafik kazasına bağlı ölümlerin giderek düştüğünü istatistiklerle de görüyoruz. Tabii ki temennimiz bunların hiç olmamasıdır. Şundan eminim, birbirimize sarıldıkça büyüyor ve ilerliyor. Kendi içimizde sebebi ne olursa olsun kavga edip ayrıştıkça zayıflıyor ve değişik saldırılara açık hale geliyoruz. Tesanüde ve birbirimize sarılmaya daima ihtiyacımız var. Açtığımız bu somut otoyollar dışında siyasetin ve görüş ayrılıklarının arasına da bariyerler değil, yollar ve otoyollar açmak ve onları hep açık tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Diğerleri batsın diye gemide delik açmak akılsızlıktır. Çünkü gemiyle birlikte herkes, hepimiz batarız. Esasen dünya siyasetinde de durum böyledir. İnsanların yaşaması için politika ve eylemler üretileceğine tersi gerçekleşiyor ve bu sebeple bütün dünya büyük bir huzursuzluk ve tedirginlik içerisinde. Adaleti ve sevgiyi siyasi fikirlerimizin de önüne koymak ve yükseltmek mecburiyetindeyiz. Siyasi görüş ayrılıkları yakından ve iyi niyetle bakılırsa bir zenginliktir. Çünkü farklılık rekabet doğurur
ve rekabet daha iyisini getirir. Görüşleri, düşünceleri farklı diye üstünü çizmek, anlamsız ve saçma diskurların içinde çürütmeye çalışmak kimseye fayda getirmemiştir ve getirmeyecektir. Suriye, Libya, özellikle İdlib'de yaşananlar, bütün dünyanın gözü önünde oynanan insanlık dışı vahşi tiyatro oyunlarının son bulması için gayret göstermek ahlaki ve insani bir yükümlülüktür. Türkiye bunun için adeta tek başına bir çaba göstermekte, çok aktörlü zalim güçler dengesi karşısında cansiperane bir mücadele sürdürmektedir. Bu mücadeleden muarızlarımızın çıkardığı her türlü güçlüğe rağmen muzaffer olarak çıkacağız Cenab-ı Hakk'ın izniyle ve yardımıyla. İçerideki ve dışarıdaki atılımlarımız, çalışmalarımız, bunların hepsi büyük Türkiye ve aziz milletimiz ve insanlığın esenliği içindir. Sizi içten duygularla yeniden selamlarken bu otoyolun memleketimize, hepimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Üzerimizdeki felaket bulutlarının dağılıp birlik ve beraberlik, diriliş güneşinin bütün gücüyle ülkemizi sarmalamasını diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Meclis